bugün Gazi şehrimizdeyiz, Gaziantep'imizdeyiz. Sabahleyin erken vakitte Sayın Bakanımızla, Göç İdaresi Başkanımızla, beraberimizle, heyetimizle beraber Gaziantep'imize geldik. Şehrimizi özlemişiz. Tüm hemşehrilerimize sizler olacağına selamlarımı iletiyorum. Valimizi ziyaretten sonra Büyükşehir Belediye'mizdeyiz. Hem hayırlı olsun ziyareti hem de aynı zamanda uzun bir zamandan beri hazırlığını yaptığımız ve bugüne rast gelen bir toplantıyı az önce icra ettik. Ve birazdan da milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla beraber bir toplantı yapacağız. Toplantının ana konusu şu değerli arkadaşlar. Gaziantep'te biliyorsunuz İstanbul'dan sonra ikinci sırada olan düzenli göçmen sayısı mevcut. Bunlarla ilgili bizim milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meslek odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın her biriyle beraber üzerinde durmamız gereken İçişleri Bakanlığı ultisinde Göç İdaresi Başkanlığı'yla birlikte hep beraber neler yapabiliriz? Bunları tespit ettik. Ve biliyorsunuz biz kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili durmadan, duraksamadan amansız bir mücadele ediyoruz. Ve bununla ilgili rakamları bir yıl değerlendirmemizde bakanlıkta kamuoyuyla, aziz milletimizle paylaşmıştık. Ve göçle mücadeleyi kaynağında başlayan hudutların korunmasında ve içeride düzensiz göçle mücadelede onların geri gönderme merkezlerinde ve oradan da kendi ülkelerine deport süreciyle var yani. Yani kaynağında başlayıp kaynağında biten bir yaklaşımla etkin bir mücadele ettiğimizi söyledik ve özellikle de yakın zaman içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kayıt dışılıkla ilgili mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Bugün Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir, büyük şehir. Buradaki tecrübeler ışığında yakın zamanda açıklayacağımız yaklaşımları, yeni konuları ve düzensiz göçle mücadeledeki var olan gücümüzü pekiştirmek, hiçbir zaman duraksamadan aynı şekilde devam etmek ama düzenli olan göçmenlerle ilgili olan meselelerimiz var. Onlarla da ilgili kamuoyunda beklenilen, iş dünyasında beklenilen açılımları da yapmakla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün Antep modelinde Antep'imizde sıkça duyduğumuz Antep'in istişare gücü ve ortak akılla ilgili gelmiş olduğu noktayı düzensiz göç ve kayıt dışılıkla da ilgili olan bu tecrübeyi onlardan edindik. Ben ziyadesiyle istifade ettim ama ekranları başında bizi izleyen hem aziz vatandaşlarımıza özellikle de Gaziantep'te hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Gaziantep'te düzensiz göçle ilgili mücadelede bizim mobil göç araçlarımızın sayılarını 25'e çıkardık. Hakeza Şanlıurfa'da, Kilis'te bu çalışmayı eş zamanlı olarak yapmaya başladık. Bir takvimimiz var. Tıpkı İstanbul'da 19 Temmuz 2023'ten itibaren kesintisi yapmış olduğumuz mücadelenin nasıl başarılı bir noktaya geldiğini bütün İstanbullular gördüğü gibi burada da bu mücadeleyi çok daha planlı, düzenli ve istikrarlı bir noktaya getirmekte kararlıyız. Sık geleceğiz. Gaziantep'imize, Şanlıurfa'ya, bundan sonra Şanlıurfa'ya ve Kilis'e geçeceğiz. Ve gelişmeleri hep beraber, şehrimizle beraber o güçlü istişare ve ortak akıl gücüyle nerelere geldiğini düzelterek söylüyorum. Hemşehriler bizim beklentilerinin neyse onun nasıl tecelli ettiğini Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz. Ben tekrar Gaziantep hemşehrilerime en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.